Evet sevgili seyirciler, selamlar, sevgiler. Antakya'dan, depremin yıkım merkezinden, Defne'den, depremin yıkım merkezi Defne ve Antakya'dan sizlere iyi akşamlar diliyoruz Hatay'dan. Evet, Hatay'da olup bitenleri ve ülkede önemli konuları ve hatta yurt dışından, sınır komşumuzdan, Suriye'den Erdoğan ile Esad arasında yaşanan yakınlaşmayı anlatmaya çalışacağız buradan. Ama bunların dışında bir de ölümlü trafik kazaları var. Antakya Samandağ Karayolu, diğer bir adıyla ölüm yolu, can almaya, öldürmeye devam ediyor. İki ayrı trafik kazası, 3 insan öldü Antakya'da son 2 gün içinde sevgili seyirciler. Bütün bunları anlatacağız ama önce şöyle başlayalım. 28 Haziran bugün bu arada. Cuma günü söylemiştik bunu değil mi? Söylemiştik. 28 Haziran demek Haziran ayının bittiği anlamına geliyor. Yani 10 günlük uzun bir tatil oldu ya, galiba o da biraz etkili oldu. Sanki Haziran ayı çabucak geçti gibi bir manzara, bir tablo oluştu ülkede. Kiminle sohbet etsek Haziran ayı çabuk bitti diyor. Ben de öyle düşünenler arasındayım. Güle güle Haziran, hoş geldin Temmuz. Tabii Temmuz'un 6'sı dediğinizde artık depremin üzerinden 16 ay değil 17 ay geçti demeye başlayacağız. Ama neler değişti Antakya'da, Defne'de? Onlar da ayrıca tartışma konusu yapılır. Daha doğrusu ne değişmediği tartışma konusu yapılır. Evet, hemen komşu ülke Suriye ile başlayalım. Biliyorsunuz 2011 yılından bu yana orada yaşanan emperyalist işgal denebilir mi adına? Evet denebilir. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında yürütülen bir takım çalışmaların sonucu tezahür etti Suriye'de denebilir mi? Denebilir. Ama iç karışıklık denemez. O gün de öyle diyordum ben, bugün de bunu söylüyorum. Amerika, İsrail, yani Batı emperyalizmi Orta Doğu'nun üzerinden elini çeksin, Orta Doğu'da ne Suriye'de, ne İran'da, ne Irak'ta, ne Libya'da, ne Türkiye'de, ne başka bir ülkede hiçbir karışıklık olmaz. Ama çekecekler mi bilemiyoruz. Şimdi hatırlayacaksınız 2023 Temmuz ayında ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmek için kapıyı aralamıştı. Ama Esad o günkü açıklamalarında Kuzey Suriye'den söz etmişti. Türk ordusunun orada işgalci olduğunu söylemişti. Ve Türk ordusu Kuzey Suriye'den çekilmediği sürece görüşmem demişti. Esad dün itibariyle bu görüşünü değiştirmişe benziyor. Görüşürüz dedi Türkiye ile. Görüşürüm, niye görüşmeyeyim? Bütün çözüm yolları için açığım dedi. İşte bugün bu konu Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na soruldu. O da ılıman yanıtlar verdi. Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la geçmişte olduğu gibi ailece görüşmeleri için bir engel olmadığını söyledi. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık.
yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok. Evet, her iki liderden ılımlı mesajlar geliyor. İnşallah bir an önce görüşürler. İnşallah bir an önce Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili önemli karar alırlar ve özellikle Hatay'la ilgili. Ve her zaman dile getirdiğim gibi Suriyeliler kendi ülkelerine dönerler. Hem onlar daha mutlu olurlar kendi doğup büyüdükleri topraklarda, hem biz daha mutlu oluruz burada. Onun için bu görüşmeyi destekliyoruz. Bakın 2023'te Sayın Erdoğan bu konuyu ilk dile getirdiğinde HRT olarak, ben Ali Yolcu olarak bu konuyu desteklediğimizi söylemiştik. Halen de söylüyoruz, arkasındayız. Evet, bir dizi hatalar yapıldı dış politikada ve özellikle Suriye politikasında yapıldı mı hatalar, yapıldı. Ama hatanın neresinden dönülürse dönülsün kârdır. Bu iş yani başta yapılması gereken şimdi sonda, yapılsın mı yapılmasın mı diye tartışıyoruz. Bir an önce görüşsünler. Suriye konusuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim, Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, ana muhalefetin başındaki isim biliyorsunuz, Özgür Özel. O da bu konuyu işledi. Dedi ki bu sorun, yani Suriyeli sorunu Türkiye'de Esad'la masaya oturmadan çözülemez. Ki zaten bunu herkes söylüyor. Ve biz aracılık da yapmaya hazırız CHP olarak Erdoğan'la Esad arasında. İstenirse de direkt biz görüşürüz. Yani kendisi Özgür Özel olarak böyle bir açıklaması oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuk olduğu canlı yayında sığınmacı meselesinin çözümü için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceğini belirtti. Ben burada inisiyatif almaya hazırım diyen CHP lideri Özel, Suriye ve Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad'la görüşmeye gideceğim. Bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı içerisindeyiz. Üzerinde çalışıyoruz. Gidip Sayın Esad'la görüşüp Türkiye ile bir masa oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip ana muhalefet sorumluluğunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek ifadelerini kullandı. Esad ile Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartları konuşacaklarını belirten Özel, elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var. Bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarından ayıracak bir takım jestler yapılabilir. Bunları çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad arasında gerçekleşecek bir görüşmeye aracılık da yapabileceğini ifade eden Özel, Erdoğan'la gittik görüştük, o da iadeyi ziyarete geldi ama şu anda yeni bir görüşme planlamak için gündem yok. Çünkü biz talepleri söyledik. Sayın Erdoğan bazılarını çözdü, bazılarına olumlu yanıt verdi, bazıları bizim de takip ettiğimiz bir süreçte. Fakat yarın öbür gün bu Esad meselesinde bir mesafe alırsak ben Sayın Erdoğan'dan bir randevu da alırım. Gerekirse Esad, Erdoğan görüşmesine aracılık yaparım, ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki masaya oturulsun şeklinde konuştu. Ve deprem bölgesi denince tabii akla depremden kaynaklı sorunlar geliyor. Nedir bu sorunlar? En başta barınma sorunu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden hemen önceydi, Mayıs seçiminden, dedi ki bir yıl, sadece bana bir yıl verin, bütün konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Tabii aradan bir yıl değil, 16 ay geçti, işte 17 aya doğru gidiyoruz. Konutlardan kaççı teslim edilebildi? Şimdi önümde resmi rakamlar yok ama %10'u bile teslim edilemedi. 17 ay geçti, bekliyorlar. En büyük sorun barınma sorunu. Şimdi yeni tarih verildi. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Haseki dün açıklama yaptı. 2025 ortalarında hak sahiplerine konutlar dağıtılacak dedi. Dağıtılacak mı, dağıtılmayacak mı? 2025'in ortasına bir yıl kaldı. Bir yıl sonra hep birlikte göreceğiz. Bu sorun başta olmak üzere depremzedelerin diğer sorunlarını dile getiren milletvekili ise CHP'nin milletvekili Nermin Yıldırım Kara oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen ikiz depremde yaşanan yıkımın ardından deprem bölgelerinde zor yaşam koşulları sürüyor. Son olarak depremden önce kiracı olan ve depremin ardından kira desteği alan depremzedelere verilen yardım
kesildi. Konuya dair Cumhuriyet Televizyonu yayınında konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara bölgedeki sorunları anlattı. Kiracılara verdikleri ücret zaten 5000 liraydı. Takdir edersiniz ki ne Anadolu coğrafyasında ne de İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde 5000 liraya mümkün değil kira bulabilmek. Depremzedelerde çocuklarına mama, süt alıyordu. Muhtemelen tasarruf tedbirleri kapsamında bir kendi akıllarından geçirdikleri bir uygulamadır. Elbette itiraz edeceğiz ve bunu da söylemeye devam edeceğiz. Yani 5000 lirayı pat diye kesemezsiniz. Kaldı ki tüm yurttaşlarımıza bizim istediğimiz bunu devam ettirmek. Ya da şunu diyebilirdiniz. Önümüzdeki 3 ay devam edeceğiz, 6 ay devam edeceğiz veya 1 yıl içerisinde bunu kesebiliriz. Bir bilgi dahi vermeden bunu pat diye kesmiyoruz. Bakıyorlar neresi yıkıldı, ne kadar konut üretebiliriz. Rezerv alan statüsü kapsamında ilan ettik. Biz burada en önemli referans noktası olarak Sayın Özaseki'nin ifadesini kullanıyoruz. Televizyonda söylemiştir. Dedi ki yurttaşların hasarsız ve az hasarlı evleriyle işimiz yok. Buyursunlar efendim geçsin otursunlar evlerine dediler. 3 milyon dahi evine tadilat yaptı. Onarım masrafı yaptı ve geçti oturdu. Şimdi diyorsunuz ki biz burayı rezerv alan ilan ettik. 15 gün, 25 gün içerisinde bir tebligat yapıştırarak tahliye edin, bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu pratiğe dökmek gibi bir niyetleri varsa gerçekten bu bizim mahalle kültürümüze ve Hatay'daki kardeşlik ve birliğimize gerçekten zarar verir. Bizim buradaki referans noktamız insanların hasarlarının bir kere ödenmesi. Vali Bey'in veya idareden şöyle duyumlar alıyoruz. Fatura getirin ödeyelim. Öyle bir şey yok. Bizim irade beyanlarımızla uzlaşma masaları kurarsınız, çalışma ofisleri kurarsınız. Yurttaşlarımız hangi ada ve parseldeyse davet edersiniz. Önce bu masrafları ödeyecekler. Ardından yurttaşın istemediği bahçeli konutlar, hasarsız evler, az hasarlı evleri rezerv alanın içinden çıkarın ve hepimiz için konutların bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Eşya yardımı verilmeyecek. Anladığımız kadarıyla önergeler verdik, bültenler hazırladık. Maalesef yok. Ben yanlış söylüyorsam lütfen beni düzelsinler. İşte Cumhurbaşkanı yardımcısının gelmiş olduğu koordinasyon toplantısında biz depremzedelere eşya yardımının artık verilmeyeceğini anladık. Onun sebebi de şu. 58 milyar liralık biz harcama yaptık diyorlar ya. Toplamda 58 milyarlık nakdi ödeme yaptığımız için eşya yardımı adı altında da bir ödeme yapılmayacak. Ve bir diğer CHP'li milletvekili Mehmet Güzel Mansur, onun da gündeminde Hatay ve Hatay sorunları vardı. Hatay'ın sorunlarıyla ilgili ziyaret ettiği bakanlık, kurum, genel müdürlükler var. Onları sıraladı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur Hatay'ın sorunlarının çözümü için ilgili kurum kuruluşları geziyor. Güzel Mansur Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i, HPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti. Ardından kameraların karşısına geçen Güzel Mansur, ziyaretlerde ele alınan sorun ve taleplere dair bilgiler verdi. Hatay halkımızın yaralarının sarılması için mücadeleme devam ediyorum. Dünden beri bir sürü işsevelerde bulundum. Sayın Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu, Sayın Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen Bey'i, EPDK Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz Bey'i, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'u ziyaret ettim. Özellikle ulaştırma konusunda Hatay'ın çok sıkıntı içerisinde olduğunu, Sarımaz'ı Antakya otoyolunun bir an önce başlaması gerektiğini, Serinyol Madenli Yolu'nun karayoluna verilmesi gerektiğini, Honda kavşağının artık çekilemez olduğunu ve bu düzelemenin bir an önce başlatılmasının gerektiğini ihtiyarlarda bulundum. Ben buna teşekkür ediyorum. Gerekli çalışmaların başlayacağını bildirdiler. EPDK Başkanı doğalgaz konusunda özellikle Serinyol'a, Harbiye'ye, Samandağ'a, Kırıkhan'a eksik kalan çalışmalarının yeniden başlayacağını talimatını verdi. Ben buradan Sayın EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. TOKİ Başkanımıza da Ömer Bulut Bey'le de TOKİ konutlarının çok yetersiz olduğunu, bu inşaatların bir an önce arttırılması gerektiğini, hala 218 bin hemşerimin konteynerlerde bu yazın sıcaklarında kaldığını beyan ettim. Bu çalışmaların arttırılarak sürdürüleceğini ve bu TOKİ konut sayısının Hatay'daki bu gereken sayı ulaşacağının müjdesini verdi
Ben hepsine burada ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hatay insanı sahipsiz değildir. Hatay insanının tüm sıkıntılarını gerek mecliste, gerek kamuda, gerek yerelde, gerek genelde dillendirmeye devam edeceğim. Ve Antakya Esentepe. Esentepe Defne sınırı üzerinde Cemil Çapar Apartmanı. Orada benim de çok yakından tanıdığım insanlar oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Orada binada deprem esnasında yangın da çıkmıştı. Ve orada insanlar yanarak yaşamlarını yitirdiler. Bir de böyle bir şey var o binada. Ve o binanın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklu yargılanıyor. Beni serbest bırakın dedi. Benim TOKİ'den, devletten aldığım ihaleler var. Onları bitirmem lazım. Beni serbest bırakın dedi. Halbuki o binada önümdeki rakamlara göre 51 insan yaşamını yitirmişti. Mehmet Özkan, müteahhitin bu talebi şaşkınlıkla karşılandı. Hatay'da 51 kişiye mezar olan Cemil Çapar Apartmanı'nın müteahhidinin skandal talebi büyük tepki çekti. Sanık Mehmet Özkan, teslim etmem gereken devlet ihalesi işleri ve TOKİ işim var, tahliyemi talep ediyorum diyerek tahliyesini istedi. Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 51 kişiye mezar olan ve enkazda kayıpların olduğu Cemil Çapar Apartmanı davasının ikinci duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu yargılanan sanıklar apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan ve sanık şantiye şefiyle depremde yakınlarını kaybeden aileler ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Segbis'te savunma yapan sanık Mehmet Özkan, teslim etmem gereken devlet ihale işleri ve TOKİ işim var diyerek tahliyesini talep etti. Yakınlarını kaybedenlerin aileleri ise biz depremde evlatlarımızın yanarak kül oluşunu izlemek durumunda kaldık. Sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz dedi. Öte yandan aileler apartmanın altında bulunan marketin kolonları kestiğini de iddia etti. Mahkeme sanık Mehmet Özkan ve şantiye şefinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Eylül 2024'e erteledi. Bu kadar insan ölmüş, yetiştirmem gereken işler var diyor müteahhit. Yani önce, tabii sadece müteahhitler için söylemiyorum. Bakın her zaman burada, yani Mehmet Özkan nezdinde değil, müteahhitleri savunma amaçlı değil. Hep diyorum ki burada tek suçlu müteahhit değil, tek sorumlu onlar değil. Bakın bu işin yapı denetimi var, bu işin belediyesi var, bu işin Çevre Şehircilik Bakanlığı var, bu işin şusu var, bu işin busu var. Yani zurnanın son deliği müteahhitler aslında. Bunu da buradan söyleyeyim bir kere daha. Ama müteahhitlerin suçu yok mu? Elbette var. Yani bunlar beraber çalışıyorlar, hepsi bu saydığım kurumlar. Bir şekilde işlerini yürütüyorlar. Evet, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Neyin talimatıymış bu efendim? Vatandaşın konuta erişimini kolaylaştırma adına atılacak adımlarla ilgili. Hükümet dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimini kolaylaştırmak için çalışmalara başladı. Hazine ile TOKİ sahaya inecek kapsamlı bir destek paketi hazırlanacak. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi kapsamlı bir rapor sundu. Zeybekçi, MYK öncesi yaptığı hazırlıkta Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleriyle görüşerek vatandaşların acil ihtiyaçlarının geri aldığı bir rapor hazırladı. Raporda dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemler de yer aldı. Vatandaşın konut problemi, finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri MYK üyelerine kapsamlı şekilde anlatıldı. Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimiyle ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı. Sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin konuyla ilgili formüller geliştirmesi kararı alındı. Buna göre dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli, sürdürülebilir ve maliyet olarak da kabul edilebilir çözümler üretilecek yeni finansal formüllerin hayata geçirilmesi planlanıyor hükümet. 2024-2026 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da konut sektörüyle ilgili önemli mesajlar vermişti. OVP metninde kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stoğundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacaktır denilmişti.
OVP metninde kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stoğundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacaktır denilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız ifadelerini kullanmıştı. Hazine ile TOKİ'nin yapacağı çalışmayla dar gelirli vatandaşların konut probleminin nasıl çözüleceği, finansa erişim talepleri değerlendirilecek. Hükümet OVP'nin açıklanmasının ardından ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizle kredi verileceğini duyurmuştu. Sabahta yer alan habere göre dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak iyice zorlaştı. Bankalarda konut kredilerinde faiz oranları %3 ile 6 arasında değişiyor. En düşük faizle kredi veren bankadan 1 milyon liralık konut kredisi alan bir vatandaşın aylık taksit ödemesi 32 bin liraya geliyor. Bu durum krediyle ev alma olanağını dar ve orta gelirli vatandaşlar için oldukça zorlaştırıyor. Ve Ankara'ya götüreceğim sizi. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde Hatay tanıtım günleri. Ne var peki orada? Şimdi göreceksiniz. Künefeden kağıt kebabına, acılı salçadan halhal zeytine, defne sabunu, döner, baharat, ipek kumaşlar vesaire. Yani Ankaralılar Hatay'ı yaşayacaklar. Antakya'yı yaşayacaklar, olmayan Antakya'yı yaşayacaklar, Defne'yi yaşayacaklar, olmayan Defne'yi yaşayacaklar. Bunlar yok artık, Antakya yok, Defne de yok neredeyse ama ürünleri var. Buyurun. Depremzede esnafa destek sağlamak amacıyla düzenlenen Hatay tanıtım günleri başladı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki tanıtım günlerinde çoğunluğu Hatay bölgesinden gelen depremzede esnaf yer aldı. Geçen sene 2023 yılında Hatay haritasını yapmıştık hatırlarsanız. Hatay'ın meşhur künefesi kağıt kebabı, acılı salçası, halhali zeytini, defne sabunu, özel soslu döneri, baharatları, ipek kumaşları ve birçok yöresel ürün satışa sunuldu. Kendim Hatay'da esnaftım. Depremden dolayı dükkanımız yıkıldı. Bu şekilde iyi günlerine katılmaya karar verdik. Antakya'yı tanıtmaya karar verdik. Bu şekilde ili dolaşıp hem Hatay mutfağını tanıtıyoruz hem de kendimize maddi kazanç sağlıyoruz. Harbiye dürümümüz var, kağıt kebabımız var, tepsi kebabımız var ana yemek olarak. İşçi köftemiz bizim meşhurdur, oruk deriz. Yani Hatay'ı elimizden geldiğince Ankara'da tanıtmaya çalışıyoruz. Etkinlikte acılı kağıt kebabı ve künefe yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmamız kağıt kebabı yeme ödülü 2000 TL ödülü var. Burada ilk kebabı bitiren, kağıt kebabını bitiren bizden 2000 TL ödül kazanacak. Arkadaşlar hazır mıyız? Misafirlerimiz. 3, 2, 1. Evet maşallah görüyorsunuz. Kağıt kebabı lezzetine. 2000 liralık ödülü kazanmak isteyen yarışmacıların acıyla imtihanı eşit. Festivalde eğlenceli yarışmalar. Evet tabanda ekmek kalmış, tabanda ekmek kalmış. O yüzden burası şampiyon burası. Eli kaldırıyoruz. Büyük alkış. Yarışmada en hızlı acılı kağıt kebabı yiyen 16 yaşındaki Arda Akkaya 2000 lira ödülün sahibi oldu. Yarışma sırasında Akkaya'nın gözlerinden kebabın acısı nedeniyle yaş geldi. Mutluyum ya, heyecanlıyım. Yani harçım çıktı en azından. 2000 lira ne yapmayı düşünüyorsun? Ya telefon alacaktım. Büyük ihtimalle telefonumu harcarım. Öyle öyle. Gözlerinden en çok şu an. Evet. Çok acıydı evet. En hızlı künefe yeme yarışmasını kazanan Murat Yüzü Aka ise Hatay ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi. Etkinlikte 2 metrelik tepside yapılan yaklaşık 1 tonluk künefe ziyaretçilere ikram edildi. Hatay tanıtım günleri 30 Haziran pazara ziyaret edilebilecek. İyi sıcakmış hem de. Hatay'ın yöresel ürünlerini size ben hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Ana haber bülteninin başında söyledik ya, bir de trafik kazaları var.
Ölüm yolu diyoruz Antakya Samandağ Karayolu'na. Yıllardır bu böyle. Her yıl onlarca insan bu yol üzerinde yaşamını yitirir. Ha, gerçi şu anda karayolları yanılmıyorsam bir çalışma yürütüyor. Antakya çıkışında orada yolu genişletme çalışması ama yeterli olacak mı bilmiyorum. Denetim şart. Özellikle depremden sonra bu enkaz taşıyan kamyonlar, işte kamyondur, çimentodur, kumdur, çakıldır getiren kamyonlar, mikserler, beton mikserleri. Bunlar ne kural tanıyor, ne hız tanıyor, ne insan tanıyor, ne hiçbir şey tanımıyorlar. Yani bunlar kim, nereden gelmiş, nasıl burada bu kadar rahat çalışabiliyorlar, bu kadar hız yapabiliyorlar? Bu konuyla ilgili çok özel bir çalışma gerekiyor. Buradan Hatay Emniyet Müdürümüz sevgili Kadir Bey'e sesleniyoruz. Özel bir ekip kurulsun. Özel bir ekip kurulsun ve sırf bu beton mikserleri, kamyonlar için özel denetimler yapılsın. Yoksa bu ölümlerin önü kesilemeyecek. Bakın Samandağ Karayolu üzerinde kuş alanı mevki olarak orası. Motosikletli iki kişi, biri bayan, biri erkek. Mikserin altında kalarak can verdiler. Bedenleri ezildi. Buyurun. Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Diyarbakır plakalı beton mikseri çevre yolu kuş alanı mevkisinde Hatay plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ya suçları ne? Suçları Antakya Samandağ Karayolu üzerinden geçiyor olmak. Oradan geçiyor olmak yani suçları. Böyle bir dünya var mı ya? Bunları birinin denetlemesi gerekiyor. Bunlar canavar sürücü değil. Canavar bunlar. Kaçıncı kaza oldu bu Antakya'da ya depremden sonra? Bu yük kamyonlarının neden olduğu? Kazı, enkaz taşıyan kamyonlar, beton mikserleri vesaire. İşte bir trafik kazası daha yine Antakya çevre yolu Gülderen Kavşağı mevkiinde bir motosikletli Barış G 35 yaşında daha o da trafik kazasına kurban gitti ama ölümünde rol oynayan yine bir kamyon daha doğrusu bir vinç ağır vasıta yine. Hatay'da vinçle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Antakya ilçesi çevre yolu Gülderen Kavşağı mevkii akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen 35 yaşındaki Barış G. akaryakıt istasyonuna dönüş yapan vinçle çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ve çok sık duyduğumuz haberlerden bir tanesi ne yazık ki Türkiye'de bizim güvenliğimizi sağlamakla mükellef polisi askeri. Bazen onlar da cinayet işliyor ne yazık ki. İşte Adana'da bir uzman çavuş eşini silahla öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Adana'da bir uzman çavuş öğretmeni eşini silahla vurarak öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olay saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki Karaman plakalı otomobilde bulunan bir çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Gökhan Çelik kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü. Ardından da Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen iki kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri cinayet şüphelisini teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi.
Hatice Çelik'in eniştesi Murat Akdöker ile seken kurşunlarla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Akdöker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Evet, depremden sonra hasar alan veya yanmış araçlar, ne oluyor bunlar? Çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunanlar ya da yurt dışından getiren araçlarla ilgili çete 12 kişi yakalandı. Mersin'de Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan veya yanmış araçları alarak çalıntı, hacizli yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla çenc yöntemiyle motor ve şasi bilgisini değiştirip sattıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre depremlerde ağır hasar alan veya farklı olaylarda yanan araçlarla aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ya da yakalamalı araçları temin edip motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu trafiğe çıkarılan bu araçların satılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ekipler düzenledikleri çenc araç operasyonunda 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalamalı 8 araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asgari ücrete zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaları sürüyor. Gerçi artık bakan son noktaya yapmayacağız kardeşim dedi. Bitti yani. Bu yıl asgari ücrete zam yok dedi. 17 bin lira olarak devam edecek. Ama aynı bakan ya da bakanlıklara bakın nasıl zam yağıyor. Aylıklarına, onların aylıklarına zam yağıyor. Milyonlarca asgari ücreti Temmuz ayında ara zam beklerken hükümet kapıları kapatmıştı. İktidar son günlerde yaptığı iki ayrı açıklamayla Temmuz'da zam olmayacağını duyurmuştu. Sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre asgari ücret diye zam emekliye refah payı düzenlemesi yapılmadı, ancak Temmuz ayında milletvekili emeklileri 19 bin lira zam alacak. Hem milletvekili olup hem de emekli aylığı alanlara ise 49 bin lira zam yansıyacak. Habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sadece bakan maaşı alıyor. Bakan maaşı 144 bin 362 lira. Işıkhan yaklaşık 8.5 asgari ücrete karşılık gelen bu maaşına Temmuz'da %20.3 civarında zam alacak. Işıkhan'ın yeni maaşı 173.667 liraya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem 144.362 liralık bakan maaşına hem de 96.958 liralık milletvekili emekli aylığını alıyor. Temmuz'da Şimşek'in aylık geliri 49 bin lira daha artacak. Aylığı 290.308 liraya ulaşacak. Hani para yoktu? Yapmıyordunuz asgari ücretliye, emekliye zam. Kendinize zam yapabiliyorsunuz ama, değil mi? Kendinize yapıyorsunuz Sayın Bakan. Ne yazık ki bu işte Türkiye'nin gerçeği ve acı tablosu bu. Rabbana hep bana deriz ya, Rabbana hep bana, Rabbana hep bana, hep böyle. Bunlar milletvekilleri, bakanlar, makanlar bilmem ne, kendileri söz konusu olunca zam var ama emekçi, emekli olunca zam yok. Ve elektrik fiyatları, zam yok ya emekliye 10 bin lira alıyor. Zam yok ya asgari ücretliye 17 bin lira alıyor. Ama elektriğe %40'a varan bir zam Temmuz'dan itibaren geliyor. Elektrik fiyatlarına zam geldi. Mesken aboneler için zam oranı %38 oldu. Yeni tarife 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektriğe %38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kW elektrik üretimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207 lira 23 kuruş oldu. Yapılan açıklamada enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için %38 ve yüksek kademesi için %20 oranında artış yapıldığı bildirildi. Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Evet, ve kaynayan kazan Orta Doğu'da neler var efendim? İsrail ve Hizbullah'ı anlatan bir haber.
Son günlerde gittikçe artan İsrail-Hizbullah geriliminde kritik bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu Hizbullah'ın bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi. Hizbullah da Sheba çiftliklerinde askeri bir mevziye hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenlerken Hizbullah da Sheba çiftliklerinde askeri bir mevziye hedef aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa kasabasına hava saldırısı düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA ise söz konusu kasabanın hava saldırısından sonra topçu ateşiyle de vurulduğunu ve ilk yardım ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti. Söz konusu saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan Hizbullah yaptığı açıklamada işgal altındaki Sheba çiftliklerinde bulunan Rüveysa el-Karn askeri noktasının füzelerle doğrudan hedef alındığını kaydetti. Hizbullah'tan İsrail saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in Beka kentinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Ali Ahmed Alaaddin adlı mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 351'e yükseldi. Evet, reklamdan döndük ve Antakya İmam Hüseyin Mescidi Kadir Hum paneline imza attı. Söz konusu panelde konuşan isim ise İmam Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı, Şeyh İbrahim Kanatlı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Antakya İmam Hüseyin Mescidi Kadir Hum paneline ev sahipliği yaptı. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu Kadir Hum bayramında da bir araya gelerek aslında bizler burada İmam Ali Aleyhisselam'a ne kadar büyük bir sevgi, ne kadar bir büyük bir muhabbet beslediğimizi göstermek adına bir araya geliyoruz. Bu da birlik ve beraberliğimizle beraber İmam Ali Aleyhisselam'a olan bağlılığımızın da bir göstergesi sayısını ahirette inşallah diyoruz. Panelde söz alan Antakya İmam Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bizim birlik beraberliğimiz çok önemli. İslam ümmetinin birlik beraberliği. Bugün sadece Alevi veya Şia, Sünni ayrılığı yok. Sünni kesimin içinde de kaç tane mezhep var? Yüzlerce tarikat var. Yani eğer ayrışacaksak her kolun, her mezhebin kendi içinde ayrışacağı yüzlerce fikir ayrılığı var. Ancak dediğim gibi fikir ayrılığı olur ama ayrışmak asla olmamalı. Ayrışmak ve düşmanlaşmak kesinlikle dinimizde haramdır. Neden? Çünkü aslında dinin inme amacı insanlığa hizmettir. İnsanlığın saadeti ve mutluluğu içindir. Cehaletle savaşın öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi. Her mezhepten bugün emperyalizm, küresel emperyalizm cehaleti kullanarak o cahil kitlelerden terörvari, IŞİD'vari gruplar üretebiliyor. Bu nedenle bizim asıl savaşmamız gereken kesinlikle cehalet olmalıdır. Asıl düşmanımız ilk önce kendi cehaletimizdir, kişisel ve toplumsal cehaletimizdir. Meczuplara asla fırsat vermeyelim. Ve birlik beraberliğimize çok önem verelim. Şimdi size 63 yaşındaki iş insanı sevgili İsmail abi, İsmail Güzel Mansur'un eğitim yaşamıyla ilgili bir haberi gelecek. Nasıl istenirse başarıdan başarıya nasıl koşulur? Onu anlatan bir haber. Hatay'da yaşayan ve bugüne kadar ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında 8 diploması bulunan 63 yaşındaki İsmail Güzel Mansur okuduğu son bölümü de birincilikle tamamladı.
Merkez Antakya ilçesinde akaryakıt sürücü kursu, psikoteknik ve özel kolej alanında birçok şirketin yöneticiliğini yapan Güzel Mansur, eğitim hayatına hiç ara vermedi. İlkokuldan sonra iş adamı babasının okumaması ve işlerin başına geçmesi yönündeki ısrarına rağmen eğitim hayatını sürdüren Güzel Mansur, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Muhasebe bölümünü 1984 yılında bitirdi. Güzel Mansur mezun olduktan sonra aynı üniversitede bilgisayar programcılığını okudu. Daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü tamamlayan Güzel Mansur, Açık Öğretim Fakültesinden de sırasıyla lojistik ve veteriner teknikerliği programlarını bitirerek diplomasını aldı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme ve kamu yönetimi alanlarında yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan Güzel Mansur, son olarak kazandığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Adalet bölümünü de bu yıl birincilikle bitirdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Adalet bölümünü bitirdim geçen 2 gün önce. Çok duygusal, çok mutluluk verici bir olay. Hatta ailemle bunu yaşamak ayrı bir zevk oldu benim için. Hele bölüm birincisi olmak da çok çok güzel, güzel bir duygu. Güzel Mansur gündüz işlerinin başında olduğunu, geceleri ise ders çalıştığını anlattı. Eşime çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle öğretim hayatında her zaman destekçi olmuştur. O da zaten yine 4 bölüm mezunudur. O da okumayı seven, zaten onun için iyi anlaşıyoruz. İkimiz de okumayı seven iki kişi olarak birbirimize her zaman destek olmuşuzdur. Güzel Mansur şimdi dikey geçiş sınavına girerek hukuk fakültesini bitirmeyi hedefliyor. Evet ve Samandağ Belediyesi diyeceğiz son haberde. Samandağ Belediyesi'nden temizlik seferberliği. Samandağ Belediyesi bayram tatilinde 4500 ton çöp toplayarak maksimum seviyeye ulaştı. Yapılan açıklamada daha temiz ve yaşanabilir bir Samandağ için temizlik işleri ekiplerimizce bütün ekip ve ekipmanlarımızla bayram boyunca bir gün bile tatil yapmadan 24 saat vardiyalı bir şekilde çalışarak çöp toplamada maksimum seviyeye ulaştı. 9 günde 4500 ton çöp toplanarak ilçe dışına gönderilmek suretiyle bertaraf edildi. Tüm araçlarımızla sahada devam eden temizlik çalışmaları kapsamında günde 3 sefer yapan 16 kamyonumuz ortalama 48 kamyon gibi rekor seviyede çöp toplayabildi. Günlük 500 ton evsel atık çöp topladı. Tüm halkımızı çevreye karşı duyarlı olmaya, ilçemize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. İfadelerine yer verildi. Ve sevgili seyirciler, HRT Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar. Pazartesi günü saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.